Çorum raporuyla alakalı söz almak isteyen meclis üyesi arkadaşımız Ülke Hanım, buyurun. Önce meclis toplantısında itiraz etti meclis üyeleri. Belediyemiz park alanı olarak ayrılmış bir yeri park olarak yapmak yerine yap işlet devret modeliyle kiraya vermeyi düşünüyor. Ya gerçekten şaşkınlık duyduğum bir teklif bu. CHP'li Sakalar belediye kanununu öne sürdü. Belediye kanunu açık. Belediyelerin imtiyaz yoluyla vereceği hizmetler de zaten kanunda sıralanmış. Park alanlarının yap işlet devretle verildiğinde ben ilk kez görüyorum. Aklındaki bir soruyu da paylaştı. Hastaneleri yap işlet devret modeliyle şehir hastanesine çevrildi. Ücretsiz devlet hastanesinde işletmecilere hasta garantisi verildi. Bu yüzden dikkatimizi çekti. Parklar yap işlet devret modeliyle verilince acaba işletmeciye neyin garantisi verilecek? Şimdi parklar için teklif kabul edilecek mi? Ne karar verilecek? Parklar ne olacak? Gözler Tuzla Belediyesi'nde. Hatırlayacaksınız, bir dönem 128 milyar doların nerede olduğunu sorduk. O rezervi aradık. Sonra bir dönem gri pasaportla Türkiye'nin dışına çıkmış ve hiç dönmemiş vatandaşlarımızı aradık. Derken kriptocuları, işte dolandırıcıları, organize suç örgütü liderlerini göz göre göre Türkiye sınırlarını terk edip gitmiş şaibeli, sabıkalı iş adamlarını uzun süre aradık. Şimdilerde ise arkamda gördüğünüz Patara plajının kumunu arıyoruz. Zira hatırlayacaksınız, yine kamyon kamyon tonlarca kumun bu bölgeden alınıp bir yerlere taşındığının haberini yapmıştık. Bütün bilgileriyle, belgeleriyle. Bakan Murat Kurum diyor ki, Çevre ve Şehircilik Bakanı, doğrudur evet, bir kum taşındı ama bu kum çöp toplama protokolü kapsamında Patara'dan değil, çevresindeki ormanlık alandan alınıp taşıldı. Tarım Orman İş Başkanı'nın bu iddiaya itirazı var. Bakın, özel çevre koruma bölgelerinden hiçbir şekliyle bu tür izinler verilemez. Eğer suç yoksa neden Kaş Kaymakamlığı taşınan kumları şu anda oradaki köyün sınırları içerisinde müsaade etmiştir? Dolayısıyla suç çok nettir. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Patara'dan kamyon kamyon götürüldüğü iddia edilen kumlarla ilgili soru önergesi vermişti. Bakan kurumun verdiği yanıtlara itiraz, Tarım Orman İş Başkanı Şükrü Durmuş'tan geldi. Aslında herhangi bir tahribatın olmadığını, bir suçun işlenmediğini ifade ediyor. Ayrıca yapılan kum alınması konusunun da bir protokol dahilinde yapıldığı ifade ediliyor. Sayın Bakan'ın verdiği yanıtlar, çok net olarak söylüyorum, gerçeği yansıtmamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, özel koruma bölgesinden 2168 kamyon kum çalındığı iddiasına kumun ormanlık alandan alındığı yanıtını verdi. Patara'dan çalındığı iddia edilen kumu Kaşder'le yapılan çöplerin toplanması protokolüne dayandırdı. Organik dahi olsa çöp depolama izni verilemez. Belki kendisine bu bilgileri Şehircilik Çevre Orman İl Müdürlüğü iletmiş olabilir ama bu bilgiler asla gerçek değildir, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. 1990 yılından bu yana özel koruma listesinde Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Patara plajı. Kaş Kaymakamlığı kum vasıfsız alandan alındı dedi. Bakan kurum ormanlık alandan alındığını söyledi. Bir suç işlenmiştir. Bu suç özel koruma, çevre koruma bölgesinden kum çalınmasıydı. Bu kum kamuoyunda sanki sahilden çalınmış gibi bir ifade kullanıldı ama böyle değil. Asla sahilden değil. Orası özel çevre koruma bölgesi, korunan alanlar statüsünde bir orman alanından yapılmış. Bakan kurum, kumun alınmasını Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş Kültür ve Sanat Eğitim Derneği arasında imzalanan çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin sağlanması protokolüne dayandırdı. Bir suç işlenmediğini ifade etti. Birileri görevini kötüye kullanmıştır. Böyle bir protokolün altında imzası olanlar suçludur. Şükrü Durmuş, konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. Ve kum alınan sahaya da okaliptüs fidanı dikildi. Sanki orası okaliptüs ormanı gibi yazıda da böyle geçiyor. Bunlar gerçek dışıdır. Asla doğru değildir. Önümüzdeki günlerde sendikamız teknik bir heyet...
Duyduğunuz gibi, izlediğiniz gibi kumun bir türlü nereden alınıp nereye götürüldüğünü anlayamıyoruz, bilemiyoruz. Oysa ki yüzyıllardır leylekler göç ediyor. Onların mesela nereden nereye göç ettiğini bilebiliyoruz. Çok basit bir soru. Bu kum nereden alındı, nereye gitti? Neyse, leyleklere dönelim. İçimiz ferahlasın. Biraz yüreğimiz ısınsın. Şimdi ekrana Avrupa-Afrika arası bir göç yolundan görüntüler getireceğiz. Leyleklerin görüntüleri. Bizim için orası gerçekten de özel bir yer, yani Mersin. Burası Mersin. Gün batımına kadar süren bu kıymetli çaba leylekler için. Elektrik direklerine kapılıp can vermesinler diye. Mersin kuşlar için Avrupa ve Afrika arasındaki göç yollarından biri. Kentte uzun kanatlı leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, atmaca ve buna benzer çok sayıda kuş türü gelip geçiyor. Kimi zaman da kısa bir mola veriyor. Bulunduğumuz bölge belediyenin katı atık tesisi ve çöp toplama istasyonu. Bu yüzden başta leylekler olmak üzere birçok kuşun uzun göç yolculuğu esnasında mola verdiği ve durduğu yer. Ancak bu sırada elektrik direkleri büyük tehlike. Bu canlılar elektrik direklerinde dinlenirken akıma kapılarak can veriyordu. Bulunduğumuz bölge belediyenin katı atık istasyonu olduğu için bu da mutlaka dinlenme ve beslenme noktası haline gelmiş. O direkler izole edilmeliydi ancak edilmedi. Mersinliler bunu sessizce izlemek yerine harekete geçti. Bu sonbahar göçü esnasında Doğa Derneği üye ve gönüllülere gelen haber doğrultusunda leyleklerin elektrik tellerine çarpılarak öldüğünü duyduk. 9-10 kadar elektrik direğinin altında en azından 3-4 tane, en fazlasında ise 9 tane leylek ölüsüyle karşılaştık. Bunun üzerine hemen ilgili kurumlarla irtibata geçildi ve bizler de önlem alınıncaya kadar o direklere kuş konmasını engellemek için her gün onların tüneme saatinde, akşam saatlerinde elektrik direğine gelip tüneyip geceyi geçirecekleri saatlerde bölgeye giderek elimizde kamışlarla onların o direklere konmasını önlemeye çalıştık. Doğa Derneği ve gönüllüleri onlar. Ağustos ayı başında bu ölümleri tespit ettiler ve nöbet tutmaya başladılar. 3 metrelik sopalar ve ucuna bağlanmış poşetlerle beraber en çok hangi direklere çarpıyorsa o direklere konmaması için leylek nöbetine başladık. Hem oradan ayrılmıyor hem de gelen kuşların direklerden uzaklaşması için plastik başlı sopaları sallayıp bir yandan da düdük çalıyorlar. Ancak bu yeterli mi? Cevap hayır. Bunun için Mersin Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ve Mersin Toroslar Dağıtım Şirketi görüşmeler yaptı. Şimdi izolasyon ve kuş kovar reflektörleri için adım atıldı. Evet, bu ülkede karetta karettaların yavruladığı sahilde ATM ile eğlenip o hayvanları katleden insanlar var. Ama bir de gördüğünüz gibi elektrik direklerinde...